Bir profesör varmış. Çok mütevazi ve geldiği konumu hak eden birisiymiş. Bir gün öğrencisini tahtaya çağırıp bir problemi çözmesini ister. Bu problemde M değişkeni, B değişkeni ve I değişkeni vardır. Anlayacağınız yine üç bilmeyen bir denklem. Profesör öğrenciye sormuş. Çözmen için M'yi de B'yi de en büyük almalısın. Yalnız B'nin grafikte aşağıya doğru eğimiyle M'nin değeri doğru orantılı. Yani B aşağıya eğimlendikçe M büyür ve M'yi de büyük yapan başka bir şey var ki o da İ'dir. Aslında M İ'yi büyük yapar sanır çoğu kişi. Ama tam tersidir der. Öğrenci başlar çözmeye ve bitirir. Profesör öğrenciyi tebrik eder. Der ki, hepimize İ ve B değişkeni verilir. Bu bizim elimizdedir. Önce İ olmak önemlidir. M'ye gelmek kolay ya da zor olabilir. Önemli olan M değerine layık olan bir İ olmaktır. Bu da B değerimizin aşağıya doğru eğiminden geçer. İşte size bir problem. Demeyin şimdi ben ne bilem. İzlemek lazım bir yöntem. İyi yapmak lazım gözlem. Yani çözülmez çala kalem. Diyorsanız ipucu isterem de isterem. Haydi ipucu verelim bari. İnsanın iyisi çözmeye yetmedi mi? Problem biraz zor değil mi? O zaman buyur M eşittir makam. Bu problem çözmesi zevkli bir oyun. O zaman üçüncü ipucu. Onu da siz bulun. Haydi ipucu verelim bari. İnsanın iyisi çözmeye yetmedi mi? Problem biraz zor değil mi? O zaman buyur M eşit makam. Problem çözmesi zevkli bir oyun. O zaman üçüncü ipucu. Onu da siz bulun.